Herkese merhaba YouTube, ben Kerim Zaver. Bu içerimde sizlerle birlikte 2024 yılında yani günümüzde uzun kullanım performans testini çekmiş olduğumuz Iconic Ses serisiyle ilgili sizlere tüm kullanıcı deneyimini aktarmış olduğum bir video içeriği serisiyle de karşınızdayım. Özellikle abartmıyorum, dolar kurunun hızla yükselmesiyle birlikte birçok kullanıcı alabilecekleri yenilenmiş cihazlara bakıyorlar. Ki şu anda günümüzde iPhone cihazlara baktığımız zaman 2018 yılında bile çıkmış, 2019 yılında bile çıkmış iPhone cihazlar 2024 yılında bile güncelleme desteği süren ve gayet kullanımı kolay, rahat ve stabilize çalışan cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu serilerden birisi olan da Iconic Ses serisinin bizlere sağlamış olduğu tüm teknik yapıyı da inceleyeceğiz. Iconic Ses ile ilgili tüm kullanıcı deneyimini aktarmış olduğum ve aynı zamanda EasyJet üzerinden satın almış olduğum Iconic Ses'in bizlere bırakmış olduğu izlenim ve şekilde Iconic Ses serisinin sağlamış olduğu tüm işlemci, kamera, ekran ve batarya gibi çeşitli performans özelliklerinin incelemiş olduğum bir video içeriğinde serisinde karşınızdayım. Hadi o zaman lafı falan yapmadan cihazımızı inceleyelim. Ve dostlar, Iconic Ses'in teknik özelliklerine baktığımız zaman şu anda günümüzde hem yazılım güncelleme desteği hem de uygulama içi güncelleme desteğiyle birlikte senkronize çalışan cihazlardan birisi. Yani ne demek bu? Iconic Ses şu anda günümüzde aynı yıl çıkmış olan Android cihazlarıyla kıyasladığımız takdirde halen güncelleme desteğini devam ettirmiş hem de uygulama içi güncelleme desteğiyle alabileceğiniz 2024 yılında da en iyi fiyat performans cihazlardan birisi. Dostlar, Iconic Ses serisinin sunmuş olduğu işlemci prototipini inceleyelim. A12 Bionic Chip ile başlıyoruz. A12 Bionic Chip şu anda günümüzde hem sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu hem de günlük işlerimizde telefonla çağrı yapmak, mesaj göndermek gibi kullanabileceğimiz temel işlemlerimizde de hem de yoğun FPS oyunlarında orta ve yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Iconic Ses serisinin sağlamış olduğu A12 Bionic Chip şu anda günümüzde diğer iPhone cihazlarla kıyasladığımız takdirde hem iPhone X hem de iPhone 8 gibi veya iPhone 11 ile kıyasladığımız takdirde A12 Bionic Chip şu anda günümüzde en ideal çip olarak karşımıza çıkmakta. Ekran ve kasa yapısını da incelemekle başlayalım. Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu ekran ve kasa yapısına baktığımız zaman içerisinde bulunmuş olan artık günümüzde de her Iconic Ses'ten sonra yaygınlaşan çentikli ekran tasarımında oldukça yenilikçi olduğunu görüyoruz. Tabii ki cihazımızın elimize aldığımız zaman her iPhone cihazı olduğu gibi premium bir cihaz tuttuğumuzu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Iconic Ses serisinde sahip olmuş olduğu malzeme yapısı ve ekran kapasitesine baktığımız zaman oldukça başarılı. Kasa yapısına baktığımız zaman ise cihazımızdaki çift kamera yapısı sayesinde ve premium detaylarıyla Iconic Ses serisinin ekran ve kasa yapısında 2024 yılında da oldukça geçerli özelliklere sahip. Iconic Ses serisinin gelelim şimdi batarya performansı. Tabii ki dostlar, batarya performansı iPhone cihazlarda ne yazık ki uzun vadeli olmuyor. Android cihazlar kadar özellikle sunmuş olduğu Apple'daki iPhone yaşları ilerledikçe ve yazılım güncellemeleri arttıkça cihazların batarya performansı düşüyor. Ancak Iconic Ses'imizin de bataryamızın orijinal ve pil sağlığımızın %90 ve üzeri olduğu durumlarda ortalama olarak 5-6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Tabii ki basit olduğum bu kullanım süresi kullanıcı odaklı değişiyor. Eğer gündelik işler için kullanacaksanız bu süre 9 saate kadar uzuyor. Ancak yoğun FPS oyunlarındaki cihazı yorabilecek işler için kullanacaksanız bu sürede bir hali düşüyor dostlar. Ve şimdi gelelim dostlar Iconic Ses serisinin sunmuş olduğu kamera performansı. Şimdi eğer bu cihazın sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu ve çeşitli performans gerektiren video ve kamera fotoğrafçılığı sizin için ön plandaysa, yani fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve video çekmeyi de bu işler için tutkuluysanız Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu kamera performansında bir hali memnun kalacaksınız. Tamam, kabul ediyoruz, geniş açı ve çekim özelliği yok, ancak Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman 4 tane çekim özelliği, ağır çekim ve çeşitli fotoğrafçılık portre modu özelliği desteğiyle Iconic Ses serisinin kamera performansı giriş ve orta üst segment kamera fotoğrafçılığı ve video konusunda da gayet performanslı çözümler sunuyor. Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu kamera performansı şu anda günümüzde gün ışığının yoğun olduğu alanlarda oldukça performanslı sonuçlar çıkartıyor. Ancak gece ışığında ve oda ışığının yeterli olmadığı alanlarda Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu kamera performansı da tabii ki kalite düşüyor. Ancak şu anda baktığımız zaman teknolojiye, Iconic Ses serisinin sahip olmuş olduğu kamera performansı fiyat ve performans odaklı baktığımız zaman oldukça iyi ve başarılı sonuçlar çıkartıyor. Özellikle sosyal medyada başarılı sonuçlar elde etmek istiyorsanız ve sunmuş olduğu iOS yani yazılım tipinin de Instagram ve çeşitli sosyal medya uygulamalarıyla
uyumlu olduğunu da görüyoruz dostlar. Ve o yüzden iPhone XS serisinde sahip olmuş olduğu kamera performansı sizleri bir hali memnun edecek. Ve dostlar hemen cihazımızı kutusundan çıkarmaya başlayalım. Bildiğiniz üzere yenilenmiş cihazlarda 4 farklı kategoride var. Siz de kendiniz için en uygun bütçeniz ve performansınız doğrultusundaki cihazla ilgili zaten ekran koruyucu ve kılıf kullanarak kullanıyoruz bu cihazları. O yüzden siz de kendiniz için en uygun kozmetik durumuna sahip bir iPhone veya Android cihaza karar verebilirsiniz. Hadi şimdi dostlar İzcep'ten iPhone XS'in kutu açılımını yapalım ve bakalım bizlere neler sunuyor iPhone XS. Bakalım kozmetik durumunu incelerim ve iPhone XS ile ilgili tüm uzun performans deneyimini sizlerle paylaşayım dostlar. Ve hemen şimdi de kutusundan çıkarmaya başlıyorum. Görmüşsünüz gibi İzcep logomuz var ve burada İzcep yenilenmenin yeni kolayı diyor dostlar. Burada da aynı zamanda İzcep'e ait olan farklı bir kutu içerisinde kutu görüyoruz ve İzcep'in sloganı burada yer alıyor dostlar. Yenilenmenin yeni kolayı ve hemen kutumuzu açmaya devam ediyoruz dostlar. Buraya da baktığımız zaman bu arada kutunun etrafında yenilenmiş ürün olduğuna ait belirten detaylar var dostlar. Bunları da rahatlıkla görebiliriz. Bu detaylar üzerinden de size yenilenmiş İzcep'in kutusu üzerinden. Ve dostlar kutu açımıza devam ediyoruz. Hemen burada bir taraftan açıyorum, bir taraftan bırakıyorum. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi dostlar İzcep'in sahip olmuş olduğu burada bir kağıt var. Burada sertifika üzerinden cihazın durumunu ve diğer değişen parçalara ilgili bilgileri de görebilirsiniz dostlar. Ve hemen devam ediyoruz. Ve burada da cihazımızın kendisi çıkıyor dostlar. İzcep'teki iPhone XS'imiz bizleri karşılıyor. Kutu açılımımız bu şekildeydi dostlar. iPhone XS de bizleri karşılamış oluyor. Ve dostlar iPhone XS'imizin kozmetik durumunu incelemekle başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın kozmetik durumuna baktığımız zaman gayet iyi. Hatta bir sıfır orijinal, yani yenilenmiş bir cihaz gibi değil de sanki sıfır almış gibi mağazadan temiz kozmetik durumuna sahip bir cihaz. Cihazın sahip olmuş olduğu kasa ve ekran yapısına baktığımız zaman gayet premium ve cihazın sağlamış olduğu olanaklarında gayet üst düzey premium bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ekran ve kas yapısı itibariyle 2024 yılında da alabileceğiniz en iyi cihazlardan birisi iPhone XS serisi dostlar. Özellikle iPhone XR ve iPhone 11 ile kıyasladığımız zaman sahip olmuş olduğu OLED ekran teknolojisi sayesinde çok daha görüntü kalitesinin yüksek performansı olduğunu görüyoruz. Ve tasarım mevzusuna baktığımız zaman ise ekran ve kasa yapısının özellikle malzeme kalitesinde çok daha üst düzey premium, elinize alır almaz premium bir cihaz tuttuğunuzda her iPhone serisinde olduğu gibi iPhone XS'de de rahatlıkla anlayabiliyorsunuz dostlar. iPhone XS'in de sahip olmuş olduğu tasarım ve performans bu şekilde. Ve dostlar baktığımız zaman iPhone XS serisini de şu anda sıfır olarak alabilmeniz mümkün değil. Yenilenmiş veya sarı site ilanları üzerinden, yani ikinci el olabilecek şekilde bu cihaza erişebilirsiniz. Tabii ki video içerisinde bahsetmiş olduğum gibi yenilenmiş olarak satın almış olduğum iPhone XS şu anda 1,5 yılı geçti. Ve 1,5 yıldır bu cihazı uzun vadeli olarak kullanıyorum. Ve bu süreç zarfı boyunca herhangi bir problem yaşamadım. Siz eğer kullanmış olduğunuz cihazınız konusunda siz vasıtasınız, yani cihazla ilgili tüm güncellemeyi yapıyorsanız ve cihazı dikkatli kullanıyorsanız iPhone XS serisinde sahip olmuş olduğu ortalama bir kullanıcınız sizin için oldukça başarılı sonuçlar çıkartacaktır. Tabii ki daha üst düzey performansla kullanılır için iPhone 11, iPhone 12 ve daha üst düzey iPhone modellerini dinleyebilirsiniz. Ancak şu anda günümüzde fiyat ve bütçe skalasına baktığımız zaman ve performans anlamında da hem premium hem de işlemci performansı olsun, hem de kamera ve batarya performansı olsun, size uzun vadeli çıkartabilecek sonuçlara baktığımız zaman en uygun seçeneğin iPhone XS olduğunu görüyoruz. Özellikle iOS yazılım güncelleme desteğine devam ettiği bir cihaz ve OLED ekran teknolojisi sayesinde de diğer iPhone cihazlara nazaran, özellikle iPhone XR serisine nazaran çok daha kaliteli ekran performansı var ki bu da iPhone XS serisini bir adım öne çıkartıyor. Tabii ki dostlar bütçenizin el verdiği durumlarda iPhone XS Max'e de bakabilirsiniz. Ancak günümüzde de çok fazla büyük bir cihaz kullanmak istemiyorsanız ve tek elle taşıma konusunda rahat bir cihaz kullanmak istiyorsanız ve günlük dışarıdayken çok fazla vakit geçiriyorsanız iPhone XS serisinin sahip olmuş olduğu ekran ve kasa boyutu sizlere oldukça fazla yeterli gelecektir. Ve dostlar geldik de burada bir video içeriğimizin sonuna. Eğer video içerisinde demiş olduğum gibi yenilenmiş bir cihaz almak istiyorsanız ve garantisiz süren, yani 1 sene boyunca garantisi olan ve kategorilere göre ayrılmış, hiçbir performans durumunda sıkıntı yaşamadan uzun vadeli kullanmak istiyorsanız iPhone XS serisinde siz de yenilenmiş tercih edebilirsiniz. Tabii ki isteğe bağlı olarak sarı site veya ikinci el ilanlarına da göz atabilirsiniz. Bu video içerisinde bahsetmiş olduğum gibi dostlar şu anda iPhone XS serisi ortalama ve ortalama üstü kullanıcı için gayet akıcı ve performans sonuçlar çıkartabilecek ve her anlamda memnun edebilecek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
farklı videolarda farklı içeriklerde. Görüşmek üzere dostlar. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili sürecinizi veya incelememi istediğiniz bir iPhone modeli varsa yine yorumlar kısmı üzerinden sürecinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.